Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşlarının kışın neler yapılması gerekiyor, bunlar hakkında arkadaşlar bilgiler vereceğim. Bugün kaç tane maddemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maddemiz var arkadaşlar. Muhabbet kuşlarına kış aylarında neler yapılmalı, onlara ne gibi takviyelerde bulunmayız, bunlarla ilgili bir video çekeceğiz gençler. Arkadaşlar ilkincisi, sık sık muhabbet kuşları uçurulmalı. Çünkü bunun sebebi, biliyorsunuz ki hareket ettiğiniz zaman vücudunuz ısınır ve soğuk günlerde kuşların kanat çırpması onların üşümemesini ve ısınmasını sağlar. Bu yüzden arkadaşlar muhabbet kuşlarınızı karın yağdığı günlerde ya da soğuk günlerde eğer ki uçurursanız onu ısıtmış olursunuz. Bu da arkadaşlar önemli bir tüyo. İkincisi arkadaşlar kuşunuz eğer kabarıksa, öyle yatıyorsa mesela, diyelim hiç hareketsizse, ona kesinlikle vitamin vermelisiniz. Peki vitaminler nereden alabilirsiniz? Gençler, pet shoplarda 7,5 TL'ye 5 TL'ye muhabbet kuşu için ilaçlar satılıyor. Bunlardan alabilirsiniz. Hangi vitamin olabilir mesela? A vitamini, C vitamini alabilirsiniz. B vitamini tüylere yarıyor zaten. Bunu da biliyorsunuz, bir önceki videolarımızda söylemiştik. Gençler, bu tarz vitaminlerle soğuk günlerde kuşunuz eğer kabarık duruyorsa onun daha canlı, daha hareketli olmasını sağlayabilirsiniz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar, kuşunuzu asla balkonda bırakmayın. Biliyorsunuz gençler, ben yaz ayı boyunca sizlere kuşunuzu balkona çıkartın, orada daha çok yavru verir demiştim. Ama arkadaşlar kış aylarına geldi. Biliyorsunuz bu hayvanlar Avustralya gibi sıcak ülkelerde yaşıyorlardı. Yani doğada kendi ortamları çok sıcak arkadaşlar. Bu yüzden kuşlarınızın sıcak ortamda olması lazım. Kış aylarında, yani bu sonbaharın ortaları, kışın tamamı gibi bir süre arkadaşlar muhabbet kuşlarınızı evin içinde beslemeniz çok doğru olur. Çünkü aksi takdirde kar yağar ve kuşunuzun ölme ihtimali çok fazla. Bu zaten arkadaşlar bana çok sorulan bir soruydu. Kesinlikle kış aylarında veya sonbaharın ortalarında, yani artık gerçekten soğuk olduğu zamanlarda kuşlarınızı içeriye alın arkadaşlar. Dördüncü maddemiz, kuşunuzdan yavru almayı bırakın. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki muhabbet kuşu dişisi yumurtaları ısıtmak için zaten kendisindeki enerjiyi harcıyor. Ve zaten havaların da soğuk olması, kuşun da yumurtaları daha da ısıtmaya çalışması gibi sonuçlar arkadaşlar, yumurtadan çıkmamış. Yani çıkmayabilir, eğer yumurta yaparsa yavru çıkmayabilir. Ondan sonra yumurta bozulabilir ya da kırılabilir arkadaşlar. Kırılırsa daha kötü, kuş yer yumurtasını, o zaman da yumurtasını yemeye alışır ve biliyorsunuz arkadaşlar yaz ayında da yumurta yapsa yumurtasını yemeye devam eder. Bu yüzden arkadaşlar kış aylarında kesinlikle yumurta almanızı tavsiye etmiyorum. Zaten büyük üreticiler de şu şekilde yapar. Kuşları yazın ilkbaharda, işte sonbaharda gibi aylarda yumurtlatırlar, yavrularını alırlar. Kış aylarında arkadaşlar dinlendirmeye çekerler. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hazır zaten kış aylarında yumurta, yavru almamız iyi bir şey olmadığı için en azından onlara kaliteli yemler vererek besleyebilirsiniz. Bu şekilde ne olur? Kuşunuz yaza bomba gibi girer ve gerçekten çok sayıda yavru alabilirsiniz. Peki bu hazırlık sürecini ne yapabilirsiniz? Mesela kışın yumurta verebilirsiniz, mama yapabilirsiniz sık sık. Vitamin verebilirsiniz. Mesela toz kızıştırıcı vitaminler var. Onları yumurta mamanızın üstüne koyabilirsiniz. Bu şekilde gençler kuşlarınızı ilkbahara, yaza güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. Sonraki maddemiz arkadaşlar, buraya not aldım ki hiç eksik bir bilgi vermeyelim. Kuşunuzu sadece pet shop'un vitaminlerine bırakmayın. Hani dediğim gibi 7,5 TL'ye 5 TL'ye vitaminler var. Sakın gençler sadece bu tarz vitaminleri kullanıp da kuşlarınıza ilaca bağımlı yapmayın. Peki ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Her zaman söylediğim gibi mamaya verebilirsiniz. Mesela ne verebilirsiniz? Cevizi arkadaşlar kırıp mesela verebilirsiniz. Un ufak yaparsınız. Bademi, fındığı, bunları da verebilirsiniz. Zaten arkadaşlar bunları veren büyük üreticiler tanıyorum. Bunları yapan büyük üreticiler var. Nedir işte, yumurta verirsiniz, mama verirsiniz, bebek bisküvisi verirsiniz, normal bisküvi verebilirsiniz. Eğer ki kuşunuz diyelim ki birazcık böyle zayıfsa falan, ıslatılmış ekmek de verebilirsiniz. O sonuçta biraz daha yağlandırır kuşunuzu ve kalıbını kendi iyi haline getirir gençler. Suyuna vitamin koyabilirsiniz. Mesela vitamin derken vitaminden kastımız şu. Mesela limon damlatabilirsiniz. Portakal, mandalina, bu tarz şeylerde arkadaşlar sularına damlatabilirsiniz. Hem güzel bir aroma olur kuşlarınız için. Bayağı vitaminli olabilir. Gençler dediğim gibi bugün kaç tane size madde söyledim.
Bu maddeler neydi peki? Kışın muhabbet kuşlarınızın daha sağlıklı olabilmesi için yapmanız gerekenler adı altında bir video çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane başlık altında, 6 tane madde altında size bilgiler verdim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki soru, bundan sonraki gelecek video büyük ihtimal soru cevap videosu olabilir. Şimdilik gençler kendinize iyi bakın. Bay bay, hoşça kalın.